Vallahi ne desen eksiktir. En az bir lokanta olacaktı, bir park olacaktı, bir çay ocağı olacaktı, bir bufa olacaktı. Öyle bir şey olsa ta İstanbul'dan, İzmir'den de buraya gelebilir. Yani mahrumiyet bir bölgesidir. Sözden barajdır, denizdir ama mahrumiyet bölgesidir. Batı'da her taraftan gidiyorsun. Mesela milletten, parktan, çay ocağından, bufadan nereye baksan var. Ama burada bir şey yok. Yani nasıl doğu, güneydoğuya bakım, yardım bir şey yok. Baraj da aynı, deniz de aynı. Gidi bir çay ocağı olsaydı, bir büfe olsaydı, bir güngör olsaydı oturup sohbet ederdik, çayımızı içerdik. Canımız ne isteseydi alırdık, yerdik. Evet, çevre düzenlemesi yapılabilir daha güzel bir şekilde. Akşam için mesela aynı şekilde, mesela gündüzleri sadece gündüzlerinden ziyade akşam verdiği bir ortam da olur. Mesela Delikli Taş'taki ortam kadar buranın da ortamı güzel. O yüzden de akşamları da ne bileyim buraları bir park tarzı ya da bir kafeterya tarzı bir şey düzenlenebilir. Güzel şeyler olabilir. Yani yetkililerden tabii ki de birazcık daha bu konuda belediye olabilir, valilikten olabilir. Çardak sayısı artırılabilir ya da burası özel mi, belediye mi, hani tam olarak bilmiyorum. Çardak sayısı artırılabilir dediğim gibi. Buraya birazcık daha tabii giriş kısmı biraz ücretsiz ama gerekirse ücretli de olabilir. Aynı Delikli Taş'taki gibi ama birazcık daha güzelleştirilebilir. Hani ortam olarak mesela şimdi birazcık daha yeşillik katılabilir. Bir ağaçlandırma olabilir mesela çevre yolunda. Ağaçlandırma da olabilir. Yani güzel, daha güzel bir şekilde hal alabilir buralar. Vallahi eksikleri ağaçlandırma. Şöyle bu gördüğünüz çardaklardan eksiklerimiz çok var daha doğrusu. Bir ağaçlandırma olsaydı yine insanlarımız gelip otururdu burada. Bir gölgelik alan olurdu insanlarımız için. O da insanlar zaman geçiremiyor, vakit. Zaman geçiremiyor abi, geldikleri gibi geri gidiyorlar. Ağaçlandırma olmadığı için oturacak insanların oturacak bir yeri yok, bir şeyleri yok. Çok kişi gelip gidiyor ama gelip geldikleri gibi de geri gidiyorlar mesela yazda. Ağaçlandırma olmadığı için. O insanların oturacak bir yer olmadığı için sıkıntı oluyor yani. Hem bizler için oluyor hem insanlar için sıkıntı oluyor. Yani. Olurdu. Bence bu Antalya'da böyle bir yer olsaydı şu anda buralar insan doluydu yani. Tıklım tıklım olurdu yani. Talebimiz vallahi ağaçlandırma yapsalar, şuraya bir el atsalar devlet babalarımız. Anladın, çok güzel şeyler olur yani ben diye tahmin ediyorum yani. Bayağı yükselmiş ama.